üçgen var. Ben şuradaki açıya hemen isim vermek istiyorum. Şuraya A diyorum. Şimdi şu küçük üçgeni yeniden çizersek. Şöyle küçük üçgeni çiziyorum yeniden. Şurası 3 birim, 5 birim. Aradaki açıya da A demiştik. Aradığımız yerde ED uzunluğu, ona da yazalım hemen. Şuraya X. Büyük üçgeni çiziyorum yeniden. Şöyle. Büyük üçgende de yine şu açı, biz oraya A dedik. Sonra burası AB uzunluğu 10. Şurası 10. BC uzunluğu 6. Burası 6. AC uzunluğu da 14. Şimdi biz iki üçgene baktığımız zaman burası 3, şurası 6. 2 katı. Burası 5, şurası 10. 2 katı. 1'e 2 oranı olduğunu söyleyebiliriz. Açılar aynı. Aynı açıyı oluşturan kenarlar orantılı. Şunu söyleyebiliriz. 2 katı. O halde x'in 2 katı da 14 olacak. Bunlar benzer üçgenler. X'in 2 katı 14 olacak. Bu da x'in 7 olması demek. Tabii çok kullanışlı bir benzerlik değil bu. Kenar açı kenar benzerliği. Çok kullanışlı değil. O yüzden çok fazla da çıkmayacaktır karşımıza.